Yalnızca bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Tarih, toplumların tarih sahnesine çıktıkları günden itibaren yaşayışlarını ve birbirleriyle olan her türlü ilişkisini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgeler ışığında inceleyen bir bilim dalıdır. Peki arkadaşlar, bakalım öncüllerimize. Tarih olayları bilimsel bir tutarlık içinde açıklamaya çalışır. Tabii ki burada tarihin bir bilim dalı olduğunu ve aynı zamanda belgelerle birlikte olaylara ışık tuttuğunu açıklamış aslında. Doğru. Tarih, olaylar arasındaki bağlantıyı sebep-sonuç ilişkisiyle ortaya koyar. Evet arkadaşlar, zaten paragrafta bundan bahsedilmişti. Milletlerin zaman içerisinde ortaya koyduğu ürünler tarihin konusunu oluşturur. Zaten toplumların tarih sahnesine çıktıkları günden itibaren yaşayışları, birbirleriyle olan ilişkileri, yani her şeyi konu alıyor arkadaşlar. Tabii ki doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3, yani E şıkkı olacaktır. Natuhay, tarihçiler olayları kişisel ön yargılarından uzak bir şekilde belgelere dayanarak incelemelidir demiştir. İbrahim ise bu şekilde yapılan bir araştırmanın niteliklerine sahip olacağını söylemiştir. İbrahim yukarıdakilerden hangilerini söyleseydi Natuhay'a doğru bilgi vermiş olurdu. Peki arkadaşlar, bakalım. Bilimsellik demiş olsaydı doğru bilgi vermiş olur muydu? Tabii ki olurdu, çünkü özellikle belgelere dayanarak inceliyorsa tabii ki bilimsel diyebiliriz. Öznellik deseydi doğru olur muydu arkadaşlar? Olmazdı. Çünkü burada kişisel görüşlerine yer vermeyecek, tamamıyla belgelere dayanarak ve ön yargılarından uzak bir şekilde bilgilerini paylaşacak. Dolayısıyla öznel olmaz. Ama objektif olur mu, yani tarafsız olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3, yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Atatürk hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Atatürk, efendiler, tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, sosyal sebep bulmakta ve saymaktadır demiştir. Peki arkadaşlar, bakalım öncüllerimize. Tarihi toplumların ders çıkarabilecekleri bir alan olarak görmüştür. Evet arkadaşlar, milletler yükselme ve gerileme sebeplerini arıyorlarsa tarihin içerisinde birçok sebep bulabilir demiştir. Tabii ki toplumların ders çıkarabileceklerini düşünmüştür. Ulusal tarihe yönelik çalışmaların yapılmasını önemsememiştir. Hayır arkadaşlar, tabii ki böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Aksine önemsemiştir. Tarihin toplumların geçmişleri hakkında detaylı bilgiler verdiğine inanmıştır. Tabii ki arkadaşlar, gördüğünüz gibi siyasi, askeri, sosyal birçok sebep bulabileceğimizi söylemiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3, yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda Alişar'daki araştırmada bilimlerinden hangilerinden yardım alındığı savunulabilir? Alişar'da 7 kültür tabakası ortaya çıkarılmış ve en üstte tabakada yazılı tabletlere rastlanılmıştır. Peki arkadaşlar, bakalım. Arkeolojiden faydalanılır mı? Tabii ki. Neden? Çünkü arkeoloji kazı bilimidir arkadaşlar ve 7 tane kültür tabakası ortaya çıkarılmış. O yüzden doğru. Paleografya olur mu? Tabii ki olur. Paleografya bilimi ne bilimiydi? Yazı bilimiydi. Yazılı tabletlere rastlamışlar. Dolayısıyla bizim yazı bilimine ihtiyacımız var. Bu sebeplerle 2 de doğru. Numizmatik olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü numizmatik para bilimidir. Burada parayla ilgili bir şey söylememişler. Paralara rastlanmış dememişler. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Araştırmalarda böyle bir sınıflandırmaya gidilmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Tarihi araştırmalarda olaylar hakkında bilgi veren belgeler incelenir ve bu belgelerden elde edilen bilgiler zamana, konuya ve yere göre sınıflandırılır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki tarih çok geniş bir bilim dalı. Yani geçmişi tamamıyla incelediğinden dolayı bu tarz sınıflandırmalar yapılıyor. Örneğin zamana göre sınıflandırma yapıyoruz. Biz Orta Çağ'ı araştırmak istiyoruz.
Konuya göre sınıflandırma yapıyoruz. Diyelim ki İslam tarihini araştırmak istiyoruz. Yere göre sınıflandırma yapıyoruz. Türkiye tarihini araştırmak istiyoruz. Dolayısıyla araştırma yapmak daha kolay hale gelir, değil mi? Bu yüzden şıklara baktığımızda inceleme ve araştırmayı kolaylaştırmaya bizim için en doğru cevap olur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum öğretici tarihle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Öğretici tarih yazıcılığında sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilmeden toplumun milli ve manevi duygularını yükseltmek için başarılara, zaferlere ve kahramanlıklara yer verilir. Peki arkadaşlar, bakalım şıklarımıza. Objektif bir nitelikten yoksun olduğunun. Arkadaşlar, zaferlere ve kahramanlıklara yer veriliyorsa dolayısıyla özellikle kendi milletini yüceltme söz konusudur. Ve objektif, yani tarafsız olunmaz. Bu yüzden A şıkkı doğru. Birinci elden kaynaklara dayandığının. Arkadaşlar, illa birinci elden kaynaklardan faydalanmalarına gerek yok. İkinci elden kaynaklar da olur. O yüzden B şıkkı değil. Olaylar arasındaki bağlantıyı dikkate almadığının. Bakın, sebep sonuç ilişkisine zaten önem verilmiyormuş. O yüzden olaylar arasındaki bağlantıyı dikkate almıyorlar demek ki öğretici tarih yazıcılığıyla uğraşanlar. Bilimsel tarih anlayışıyla bağdaşmadığının. Arkadaşlar, zaten objektif değilse bilimsel tarih anlayışıyla da bağdaşmaz. Faydacı bir anlayışa sahip olduğunun. Evet arkadaşlar, topluma fayda sağlamak istiyorlar. Milli ve manevi duyguları yükseltmek istiyorlar. Tabii ki bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı hukuk sistemi hakkında araştırma yapan bir tarihçinin kaynaklarının hangilerinden araştırdığı konu hakkında bilgi edinebileceği ileri sürülebilir. Bakalım arkadaşlar. Fermanlar. Fermanlar nedir? Padişah buyruğudur. Dolayısıyla hukuk sistemi hakkında bir araştırma yapılıyorsa tabii ki padişahların buyrukları da ele alınmalıdır. Çünkü zaten hukuk kurallarını oluşturanlar padişahlardır arkadaşlar. Doğru. Kadı sicilleri. Kadı dediğimiz insanlar kimlerdir arkadaşlar? Davalara bakan kişilerdir. Dolayısıyla onların baktığı davalarla alakalı bütün bilgilere bakmak gerekir ki hukuk sistemi hakkında araştırma yapılabilsin. Kadı sicilleri de bu yüzden doğru. Kanunnameler, adı üzerinde arkadaşlar, kanunlar yani. Tabii ki hukuk sistemi hakkında bilgi edinmek istiyorsak kanunnamelere de bakmak zorundayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3, yani E şıkkı olacaktır. Türklerin kullandığı takvimlerinden hangilerinin ay yılı esasına dayandığı söylenebilir? Türkler tarih boyunca ay yılı ve güneş yılı esasına dayanan takvimler kullanmıştır. Arkadaşlar, 12 hayvanlı Türk takvimi ve miladi takvim güneş yılı esaslı takvimlerdir. Bunlardan sadece hicri takvim ay yılı esaslıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle yanlış olarak eşleştirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Tarihi bilgilerin yeterliliklerinin tespit edilmesi tahlil etmedir arkadaşlar. Tabii ki doğru. Araştırmanın belgelere dayandırılması araştırmanın objektif olmasını sağlar. Yani kendi kişisel görüşleri yer almayacak. Tamamıyla tarafsız bir şekilde belgelerden faydalanarak yazmış olacak arkadaşlar araştırmacı. Anlatımda sadece başarılara yer verilen tarih yazıcılığı hikayeci tarih değildir arkadaşlar. Hikayeci tarihte her türlü konu ele alınabilir. Peş peşe sıralı ve düzenli bir şekilde yazılır. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Devletlerin kullanmış oldukları paraları inceleyen bilim dalı heraldik değildir. Heraldik arma bilimidir arkadaşlar. Paraları inceleyen bilim dalı hangisiydi? Onu da şuraya yazalım. Numizmatikti. O yüzden 4 olmaz. Olayların araştırmanın yapıldığı günün şartlarına göre incelenmesi anakronizmdir arkadaşlar. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 ve 4, yani D şıkkı olacaktır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Tarihte araştırma ve inceleme yapmak, ayrıca tarihin öğretimini kolaylaştırmak için tarih yazının bulunması dikkate alınarak tarih öncesi ve tarihi devirler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde araç gereçlerin yapıldığı maddeler, tarihi devirlerin belirlenmesinde ise evrensel nitelikli olaylar kriter olarak kullanılmıştır. Peki arkadaşlar, öncelerimize bakalım. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması tarihi devirlere göre daha kolaydır. Hayır arkadaşlar, aksine tarih öncesi devirlerde yazı olmadığı için aydınlatmak daha zordur. Tarihi devirlerde de yazı kullanıldığı için oradaki yaşanan olaylar hakkında bilgi edinmemiz daha kolaydır. Bu sebeplerle birinci öncül yanlış olur. Tarih öncesi devirler ve tarihi devirler farklı kriterler kullanılarak belirlenmiştir. Evet arkadaşlar, tabii ki doğru. Zaten tarihi ve tarih öncesi devirler olarak ikiye ayrılıyorlardı. Tarih öncesi devirlerde ne vardı? Kullanılan araç ve gereçler. Tarihi devirlerde ise evrensel nitelikli olaylardı kriter. Bu yüzden iki doğru. Tarihi devirler toplumları etkileyen büyük gelişmeler dikkate alınarak tespit edilmiştir. Evrensel nitelikli olaylar dikkate alındığına göre tabii ki doğru. Bu yüzden ulaşılamaz dediği için doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum yontma taş devrinde aşağıdakilerden hangisinin başlamadığının bir göstergesidir. Yontma taş devrinde insanlar mağara, in, ağaç kovuğu gibi doğal barınaklarda yaşamışlardır. Demek ki arkadaşlar, insanlar kendilerine yaşayacak bir yer inşa etmemişler. Doğal barınaklarda yaşamışlar, bir ev inşa etmemişler. Dolayısıyla mimari faaliyetler başlamamıştır diyebiliriz. Sadece buradaki bilgiye bakarak dini inanışın başlamadığını söylememiz mümkün değildir. Klan hayatının başlamadığını da söylemeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu mağaralarda birlikte yaşıyor olabilirler. Sanatsal çalışmalar hakkında da şöyle söyleyebiliriz. Örneğin mağara duvarlarına resimler başlamış olabilir. O yüzden başlamadığına dair bir kanıtımız yok. Avcılık ve toplayıcılık ise zaten bu devirdeki geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Cilalı taş devrinde arpa, buğday ve birçok tahıl ürünü yetiştirilmeye başlanmıştır. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. İnsanların üretici bir kimlik kazanması. Gördüğünüz gibi birçok tahıl ürünü yetiştirilmiş. Dolayısıyla üretici olduklarını söylememiz mümkündür. Orak, saban, çapa gibi zirai aletlerin yapılması. Arkadaşlar, bu şekilde tahıl ürünleri üretebilmek için elbette zirai aletlere de ihtiyaç vardır. Bu yüzden ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Su kenarları ve dere boylarında köylerin kurulması yine olur. Çünkü biz bir şey üretiyorsak onları sulamamız gerekecek. Suya ihtiyacımız var. Dolayısıyla su kenarlarına tabii ki yerleşmek gerekir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3, yani E şıkkı olacaktır.